Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Üçüncü boş dersimizdeyiz. Bakalım bu boş derste kimden bahsediyor olacağız? Bakalım bu boş derste size ilham olacak, sizi masadan böyle kaldıracak ve evet işte ben de yapabilirim dedirtecek kimden bahsedeceğiz? Bu isim çok çok iyi tanıdığınız bir isim. Albert Einstein. Einstein'ın tek özelliği zeki olmak değildi. Değil mi? Daha önceki mektuplarda da aslında hep buna benzer bir şey gördük. Yani evet bu insanlar zekiler ama sadece zekayla bu noktalara gelmediler. Bakalım Albert Einstein bize kendi hayatından, bize ilham olacak, nelerden bahsediyor olacak? Dilerseniz bakalım. Mektubun başlangıcı şöyle. Merhaba Ayşegül ve Ayşegül'ün sevgili öğrencileri. Ben Albert. Senin sevgili öğrencilerine ilham olması için bu mektubu yazıyorum. Hayatım, başarılarım ve neden asla vazgeçmediğim hakkında yazıyorum. Doğduğum yer, asıl ırkım ve benzeri siyasi konulara girmeyeceğim. Bu mektubu sadece başarılarımı ve asla vazgeçmemenin önemini hayatımdan kesitlerle anlatmak için yazıyorum. İlk olarak çocukluğumdan biraz bahsetmeliyim. Zaten 9 yaşıma kadar konuşamamıştım. Ama eğitim hayatım bunun dışında da pek çok zorlukla geçti. Öğretmenlerim benim her zaman düşük zekalı olduğumu söyledi. Hatta sırf düşük zekalı olduğum için okuldan alınmamı isteyen insanlar ve öğretmenler oldu. Düşünsenize ne kadar acımasızca değil mi? Yani biz eğitimciler olarak her bir öğrenciyi kazanmak isteriz. Aslında bazen öğrenciyi anlamamaktan kaynaklanır. Yani öğrencinin potansiyelini fark etmemekten kaynaklanır. Çünkü özellikle üstün zekalı çocuklarda davranış kalıpları siz de biliyorsunuz yani normal çocuklarınkinden biraz farklıdır ama biz genel anlamda dünyada da böyle Türkiye'de de böyle farklılık varsa o farklılığı hemen ezip geçmeyi isteriz. Ama bakar mısınız yani düşük zekalı bir oğlunuz var diye bir mektup alan annenin çocuğu ileride dünyanın en zeki insanlarından biri haline gelecek ki en zengin insanlarından da biri haline gelecek. Ve daha da ötesi izafiyet teorisiyle Einstein dünyaya çığır açacak. Bunu kim tahmin edebilirdi? O günlerde Albert Einstein'a oğlunuz düşük zekalı diyen öğretmen acaba sonrasında utanmış mıydı? Ben şahsen merak ediyorum. Evet, aslında ben annemin hatırı için ve annemi gülümsetmek için pek çok şeyi yapabilirdim. Daha fazlasını da ortaya koyabilirdim. Ama şunu herkes bilmeli ki ben başarılarımı zekama değil çalışmama borçluyum. Bunun aynısını hatırlarsanız Nobel ödülü alan Aziz Sancar da söylemişti. Ben zekaya inanmıyorum, ben çalışmaya inanıyorum demişti. Onun dışında hayatımdaki bir diğer zorluk da 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleşti. Nazi zulmünden kaçan ben ve diğer Yahudiler sığınma için farklı ülkelere başvurdu. O zaman Türkiye'nin başında da Mustafa Kemal Atatürk vardı. Çok yönlü ve bilime önem veren bir kişiydi. Kendisinin bilime gösterdiği yüksek ilgiye güvenerek bazı meslektaşlarımı da Türkiye'ye gönderdim. Burada çok önemli katkılar sağlamışlar meğer. Onun dışında ben o zamanlar daha çok Amerika adına çalışıyordum. Mesela Amerika'ya atom bombası fikrini veren vicdansız bendim. İnkar etmek istemesem de maalesef bendim. Oysa ki bunun Japonya'daki binlerce hatta milyonlarca masum insanın ölümüne sebep olacağını bilseydim bunların belki de hiçbirini yapmazdım. Bu kadar insanın, milyonlarca insanın kaybına sebep olduğuma hala inanamıyorum. Neyse, çok kederli konuştuk. Biraz da güzel şeylerden konuşalım. Mesela size bir hikayemi anlatayım. Bir keresinde aynı günde iki seminerim vardı ve çok yorgundum. Şoförüm dedi ki, hocam ben sizin izafiyet teorinizi virgülüne noktasına kadar ezberledim. İsterseniz sizin kıyafetlerinizi giyip siz gibi anlatayım. Zaten oradaki kimse sizi hiç görmedi. Düşündüm, çok cazip bir teklifti. Tamam dedim ve seminer başladı. Şoförüm anlatıyor, ben de arka tarafta şoförüm kılığında uyukluyordum. Kıyafetlerinden öğrenci olduğu belli olan bir kişiden, hocam
sizin teorinizi Newton fiziğinden ayıran özellikler nelerdir diye bir soru geldi. Şoförüm bu soru karşısında afallamıştı. Biraz düşündü, sonra da beni işaret ederek dedi ki, o kadar kolay bir soru sordun ki şu arkada uyuklayan şoförüm bile bu soruya cevap verebilir. Ben de çıktım, ayrıntılı bir biçimde soruyu yanıtladım. Öfkesinden kıpkırmızı olan öğrenci ise salonu terk etti. Evet, gördüğün gibi benim de hayatımda pişmanlıklar, şanssızlıklar ama yine de güzel anlar ve güzel anılar oldu. Aynı sizin gibi ben de bir insanım. Belki seni dinleyen öğrencilerinin yaşındayken bu kadar ünleneceğimi tahmin bile edemezdim. Ama şu an 5 yaşındaki çocuklar bile ismimi biliyor. O yüzden öğrencilerine hep şunu söyle. Senin hiç kimseden, Einstein'dan da farkın yok. Onun da bir beyni vardı, iki kolu, iki gözü vardı. Yani o da senin gibi bir insandı. Sen de tıpkı Einstein gibi başarabilirsin. Yeter ki çalış. Sevgilerimle Albert Einstein. Evet, bu mektubu aslında yazarken sevgili yeğenim Tuğalp'in de katkısı oldu. Sizlerin huzurunda Tuğalp'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve birazcık da Albert Einstein'ı konuşacak olursak, gördüğünüz gibi hayat gerçekten hiçbirimiz için dümdüz gitmiyor arkadaşlar. Bazen yolda giderken çukurlara düşüyorsunuz, yani elinizdekileri kaybediyorsunuz, tekrar kazanıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, savaşıyorsunuz, insanlarla ve fikirlerle savaşıyorsunuz aslında. Ama pes etmemek buradaki tek çözüm yolu. Bazen ne olur biliyor musunuz? Bunu sosyal medyada bir yerde görmüştüm. Adamın biri kazıyor, yer altında bir şey kazıyor. Tam artık her şey çözülecek ve gerçekten çıkış yolunu bulacak. Adam kazmayı bırakıyor ve geri dönüyor. Aslında bazı insanlar neden başarılı ve bazı insanlar neden başarısızı anlamamızı sağlayan tek şey bu. Bazıları yürümeye devam eder, bazıları pes eder ve geri döner. Peki sen hangisi olacaksın? Sınav sürecinde sen pes eden mi olacaksın? Artık yorgunluklarınla mücadele edemeyen mi olacaksın? Yoksa ne kadar yorulsam da ben yürümeye devam edeceğim diyenlerden misin? Bence bugün bunu bir düşün. Hepinize sevgiler.